da burada da herkese mutlu günler diliyoruz efendim. Bu perşembe de her perşembe olduğu gibi Arzu yalnız günüdür. Artık zaten biliyorsunuz siz. Sadece konuğumuzu anons ediyorum ve sonraki tabii ki her sözü aslında Arzu Hanım'a bırakıyorum. Çünkü kendi programı bugünkü konuğumuz müzik ve diş eğitimini konuşmak üzere Ahu Kahraman Yıldırım olacak. Haydi bakalım iki güzel eğitimli kadını baş başa bırakıyorum. Canım benim. Tekrar herkese merhaba. Ben diş hekimi Arzu Yalnız. Bugünkü konuğum çok renkli. Çok keyifli konular konuşacağız. Ve öncelikle aslında tanımak istiyoruz sizi. Ben tanıyorum ama siz de seyircilere tanıtalım. Müzisyen geçmişinizle birlikte kısa bir hikayemizi anlatırsak çok mutlu oluruz. Merhabalar. Ahu ismim. 1981 İstanbul doğumluyum. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı piyano bölümü mezunuyum. 3 çocuk annesiyim. Maşallah. Müzisyen geçmişimle birlikte yani anne olmadan önce bir müzik okulu sahibi olduğum için ve birçok çocuğa annelik ve müziği geçirdiğim için sosyal medyada ismim Müzisyen Anne. Evet, herkes sizi öyle biliyor. Evet. Ben onu söylemek istemedim, siz söyleyin istedim. Evet, Müzisyen Anne. Müzisyen Anne aslında kendi çocuklarına anne olmadan önce zaten evet. Birçok çocuğun annesi olarak bu adı almışsınız. Evet. Peki kendi çocuğunuzla neler değişti? Ben şimdi 3 çocuk annesi oldum. Aslında çalışma hayatıyla birlikte inanın bu kadar müziği kendi çocuklarıma geçirememiş de bir anneyim. Açık söyleyeyim. Aynen terzi kendi söküğüne dikemez misali. Ama yine de hiç sorun değil. Hani evet. Müziğin annesi olarak yıllardır bu müzisyen annelik vizyonunu yüklenmekten çok mutluyum. Evet. Ben sizi şöyle tabii çok istedim burada olmanızı. Çocuklara diş fırçalamayı öğretirken hep şey derler. Çocuğum dişini fırçala. Hadi uyumadan dişini fırçala. Sabah uyandın dişini fırçala. Ben de derim ki önce siz fırçalayın, bir rol model olun. Komutla çocuklara bir şeyi sürdürülebilir veremiyoruz. Ama siz bunu çok güzel başka bir yöntemle yapıyorsunuz. Bence onu söyleyin, sonra bir fondan müzik alalım. Şimdi benim kurduğum okulun aslında misyonu da oydu. Biz 2009 senesinde Türkiye'nin ilk ve tek aile bebek müzik okulunu kurduk. Amacımız da müzik, evet ritim bilgisi ama çocukların bu özlük bakımlarını da müzikle birlikte çocuklara geçirebilmek. Bravo. Çünkü hep diyorlar ki müziğin bebek üzerindeki etkisi nedir? Biz ninniyle bebek büyütüyoruz. Ninniyle her şeyi yapıyoruz. Ve kültürümüzde var. Evet, kültürümüzde var ve aslında birçok şeyi müzikle de öğretebiliriz. O yüzden de okulumuzdaki birçok beste ve şarkı hayata dair. Hani dişlerini fırçalamaktan, yemek yemeye, işte yatmadan her şeyi hayata dair velilere geçiriyoruz ki evde de çok daha rahat ilerlesinler. Tabii bunu hem ritmik hem sözel birçok şeye bağlıyoruz. Aslında verebiliyor muyuz müziği? Var. Hadi bakalım dinleyelim. Dinleyelim. Dişlerini fırçala sen sakın unutma. Dişlerini fırçala sen sakın unutma. Sağdan sola soldan sağa dişlerini fırçala. Sağdan sola soldan sağa dişlerini hey. Diş fırçalamayı aslında vurgularken Latin bir müziğin üzerine de bunu ne yapıyoruz? Bir kutuları var, marakasları alıyoruz. Latin harika. Müzik, marakaslar hepsini birbirine bağladığımız bir sistem. Nasıl hoşlarına gidiyordur onların. Ay çok onları. Eğleniyorlar. Aslında evet. Onlar diş fırçalamayı öğrendiklerini düşünmüyor. Orada oynuyorlar. Evet. Evet. Ama biliyor musunuz? Aslında çocukların dinledikleri müzikler, reklamlar bunların hepsi hipnotik etki yaratır. Ve ister istemez bilinçaltında artık o işlenir. Ve en doğru tabii. Öğrenim şekli tabii ki doğru şey öğretilecekse ana tema çok önemli ama burada bir alışkanlıktan bahsediyoruz ve siz aslında bilmiyorum bilerek eminim çok bilinçli olarak hipnotik olarak onu oraya koyuyorsunuz tabii. Bilinçaltında çocuğun. Müthiş. Biz tabii bilerek yapıyoruz. Evet, yani biz direkt yani. Sistem oturtup bu bir hipnotik çocukların bir şey. Hayatını ona oturtmaya ama aynı şekilde bence bunu burada çok ciddi fayda kotararak ve çocuk gelişiminin bilincinde olarak siz bunu yapıyorsunuz ama çocukları bir de bazı tehlikeli müziklerden de korumak gerekebiliyor. Sözlerinin çok farklı olabileceği şeylerden birazcık uzak tutmak, yani, tekrara dönmemesi gerekiyor. Çünkü bazen kötü sözlü müzikler de tam tersi etki yaratabiliyor. Biz mümkün olduğunca güzel güzel sözlerle dişlerini fırçala, erken uyu,
Bir de sizde şey vardı, diğer öz bakımla alakalı sözler de var galiba tabii, tabii, devamında. Bir sürü var yani, hastalıkla ilgili, ilaç içmeyle ilgili, hani ilacı, her gördüğü ilacı içmemesiyle ilgili. Harika. Bu şarkının devamı mesela hani saçlarını sık sık tara, hani saçını taramak istemeyen çocuklar, evet, kulağını temizlemek istemeyen çocuklar. Aslında hani bir ritim üzerine, biz özlük bakımının üzerine biz çok şeyi yerleştirdik mesela. Harika. Aynı ritmin üzerine, ama değişik tabii şarkılar da vardı işte yemek yemekle ilgili, hani ya, okulda süper, kullandığımız. Tabii hipnotize, evet, ne kadar doğru bilemem ama hani öyle, hayata dair böyle oyun oynarken oyunun güzel, içine yerleştirmek tabii, diyelim. Çünkü bazen de anne babadan her gördüğünde yapmayabilir. Hadi hep birlikte fırçalayız diyecek çok anne baba. Ben çok anne babaları da suçlamak istemiyorum. Ne olur yanlış anlaşılmasın. Çünkü günümüz Türkiye'sinde özellikle biz çok yoğun çalışıyoruz hepimiz. Kaçta geliyoruz, kaçta gidiyoruz, hepimizin çalışma saatleri, uyku. Ben çoğu zaman bazen yetişemeyebiliyorum. Yani çocuğumun uyku saatine, tabii, işten çıkıp da o trafikte kalıp. O yüzden hadi bakalım diş fırçalıyoruz falan gibi, evet, böyle ay müthiş bir anneyim. Pijamalarımızı giyiyoruz, ailece musluğun başındayız falan. Hani bu tarz. Ama bazı şeyler bireyseldir zaten. Yani toplu şekilde yapılması sürekli olabilecek bir şey değil. Yani o kişi, o sizin yetiştirdiğiniz o çocuk artık bir ömür tek başına oturup dişlerini fırçalayacak. Grup halinde yaptığında her zaman o grubu bulamaz ki, veya aileyle birlikte her zaman senkronize olamaz ki zaman konusunda. O yüzden bence kesinlikle çok çok bayıldığım bir sistem oldu. Sizin anne baba dediğiniz aslında biz yaşların çocukluğu, bu bilinçte değildi kimse. Değildik, dolayısıyla tabii, değildik. Biz bu bilinçle aslında yetişmedik. Anne baba olarak biz de öğreniyoruz. Bazen el yordamı öğreniyoruz. Bazen evet bilinçle öğreniyoruz, ama şimdiki çocuklar çok şanslılar. Sizin gibi okullar var ve bu bilinçle bunu götürüyorlar. Peki okul öncesi diş sağlığının sizce hani yaşla alakalı bir şeyi var mı? Alışkanlık, tecrübenize bakarak hangi yaşlarda alışkanlığa oturuyor? Şimdi ben kendi velilerimden şunu görüyorum. Bazen dişi çürümüş ya da dişi kırılmış ama çok önem vermeyen anne babalar oluyor. Benim haddim değil hani müdahale etmek hani, ama bazen de çaktırmadan şöyle bir sohbet açabiliyorum. Bu bizim okulumuza genelde çok konuşma güçlüğü çeken, kelime dağarcığı az olan ya da sosyalleşme sıkıntısı çeken velilerde çok geliyor. Bu arada hani terzi kendi söküğünü dikemezler. Benim oğlum da bu arada konuşma engelli. Nereden, evet, nereye? Evet. Sonrasında ben okulumu çok açtıktan çok sene sonra benim oğlum doğdu ve şu an engelli bir birey ama. Evet, oraya geleceğim. Siz de yok, hakikaten şunu demek istiyorum. Şey, İzlerken şey demesinler. Var. Kadın anlatıyor ama kendi oğlu da konuşamıyor falan. Çünkü oluyor yani Türkiye şimdi gündeminde. Zannetmiyorum. Şöyle özetleyeyim sayın seyirciler. Şimdi tabii Ahu Hanım'ın gerçekten çok ilginç, şöyle güler yüzü ve çok güzel bir kadın görüyoruz karşımızda. Sağ olun. Ancak çocuğu engelli belli koşullarda. Mutlaka sosyal medyadan bir şekilde görmüş duymuş kişiler vardır. Ama bu kadersel bir şey. Önemli olan sizin bilinciniz ve şu anda o bu güler yüzle, bize. Evet, aynen öyle, bravo. O emanet, Rabbim öyle uygun gördü, öyle gelişti süreç. Değişilir belki ilerideki süreçte, konuşur, konuşabilir, konuşamaz bilemem ama evet, nefes aldığı sürece eşimle bana emanetimizdir, aynen, en değerli. Aynen, Allah size güç kuvveti sağ olun, mutlaka çok, verir çok, ama çok teşekkür sizin ederiz. Söylediğiniz gibi evet, çocukların çürüğü konuşmasına engel olabiliyor. Evet, yani şimdi normal çene sağlıklı gelişimine, çocuk gelişimli çocuklardan bahsedelim biz. Normal gelişimli çocuklarımızda da bazen hani bir korku sonucu ya da kardeş kıskançlığı sonucu herhangi bir şekilde konuşmayı kesen ya da hiç konuşamamış, konuşmayı geliştirememiş çocuklar da bize gelebiliyor. Bazen diyorum ki diş doktoruna da gittiniz mi? Diyorlar ki ne kadar alakasız. Bence çok alakalı yani. Bravo. Çünkü bir herhangi bir ağız yapısındaki bir çene eğriliği, bir diş eksikliği ya da bir diş kırığı, bir şey, o pelte konuşma, dilin oraya kayması, bilmiyorum, ben çok uzman değilim ama okuyorum, çok araştırıyorum ve hani velilerime ne kadar katkıda bulunabilir mi? Çok bravo, okuyorum. Harika. Biz bu konuyu ben sadece geçen müzik öğretmeni haftalarda, olarak yaklaşmıyorum olaya. Harikasınız. Geçen haftalarda biz tam da bu konuyu konuştuk. Çocukların diş kaybı, diş çürüğü bir tarafa basmaması omurgasına, çenesinin asimetrik gelişmesine, yani bir tarafı daha dar, bir tarafı daha geniş, omurgasının, omuzunun duruşuna, tüm o sisteme etki ediyor.
Doğru yoldayım siz, yani. Evet, kesinlikle çok daha evet belki halkın anlayacağı şekilde söylediniz ve söylüyorsunuz. Evet, o dilin oraya gitmesi, hı-hı, bir tarafın daha farklı çünkü biz gelişmesi. Hemen lokopedi, hani konuşma terapisti, tamam yani ben de birçok yoldan şimdi geçtiğim için biliyorum. Önceliğimiz tabii ki hani insan bir panikle konuşamıyor falan ama çok yönlü araştırmak lazım. Mesela ben Kartal'ı da önce duyu testine de götürdüm. Duyabiliyor mu? Evet. Konuşamıyor. Doğru. Belki duyamadığı belki için. Duyamıyor. Yani ne alaka diyor herkes. Hani o da önemli. Evet. Yani diş önemli, kulak testi önemli. Konuşamamasında kesinlikle belki duyamadığı için, birçok şeyi öğrenemediği için konuşamıyor. Hani biz, siz birçok şeyi evet eleyeceksiniz. Dişleri evet düzgün, evet kulağı tam. Sonra konuşamıyor, onun üzerine tekrar tekrar eğilirsiniz ama çok fazla... O da fazla... bir eğitim, evet. Yani dediğiniz gibi duymayan, doğuştan duymayan çocuklar, hı-hı, var. Onlara o cihazlar, hı-hı, takıldıktan sonra bir de konuşma terapisi uygulanıyor. Evet. Yani çok bilinçle söylediniz, bunu biliyorsunuz, yaşadınız. Ama gerçekten bunlar bir bütün ve hiç tahmin etmeyeceğiniz, evet, yerlerden bu bütünün parçalarından biri eksikse yine... sonuç tam olmuyor. Bu konuda kesinlikle haklısınız. Evet, bravo. Bu diş o yüzden de bu konuda çok güzel denk geldi. Benim hep evet, velilerime evet söylediğim ve velilerim ya emin misin dediği ve siz de onaylıyorsanız evet, ne güzel. Kesinlikle. Ben çok eminim ben çünkü benim başımda ve tecrübe ettiğim bir evladım olduğu için. Evet. Çocuk küçük yaşta bile estetiğini önemser. 7 yaşında dişi, hı-hı, olmayan, dişi, hı-hı, düşmüş bir çocuk konuşurken daha utangaç, kendine daha güvensiz olabilir. Bir tarafta eksiklik varsa hem konuşmasına hem özgüvenine maalesef etki Hocam, eder. Hocam biz hep şunu atlıyoruz. Nasıl olsa süt dişi düşecek. Ah bravo, tam da o konuyu söyleyeyim. Ya çok velilerimde evet, var yani kesinlikle onu ben. Ama işte eğer soruyorlarsa evet, bir diş hekimi olarak biz bu konuşmaları klinikte de dışarıda arkadaşlarla da hep yaparız. Süt dişi tabii ki düşecek ama süt dişi neden var? Allah neden süt dişi vermiş de direkt önden vermemiş, çocuk fırçalayamadığı için değil. Süt dişi belli küçük bir çenede küçük süt dişleri sonra büyürken büyüye yerini bırakıyor. Ama onun öyle orada sağlam kalması lazım ki alttaki dişin oraya gelmesi için yerini korusun. Eğer siz o çürük ne oluyor? Aslında yerden çalıyor. Yerden çalınca gelen diş öbür dişin hanesine geçiyor ve sonra zaten 12-13 yaşında ortodontik sorunlar oluşmaya yani başlıyor. Yani sadece yerden de çalmıyor. Şimdi konuşmanın dışında biz tabii mesela beslenme terapisi de diyor. Ben hep kendi oğlumun üzerinden örnek veriyorum ama şöyle o çürüğe bastığı zaman ağrı çektiği için orada yeme kaygısı ve çiğneme kesinlikle kaygısı da oluşuyor. Bu sefer çocukta acaba yeme bozukluğu da mı var diyor anne. Halbuki yeme bozukluğu yok, dişi ağrıyor. Evet. Ve bunu küçük yaşta çürük varsa evet, bunu anlamıyorlar evet, maalesef. Evet, evet o haklısınız. Anneye dile getiremiyor. Biz mesela dişim ağrıyor, bir yerim ağrıyor böyle hani bazen işte kulağım ağrıyor falan ama bunların hepsi evet belki hani özel kliniklerde ama devletimiz de karşılıyor bildiğim kadarıyla diş. Kesinlikle devlet karşılıyor. Hastanelerinde. Çok küçük çocuklardan tutun yani uzmanlar, hı-hı, var. Üniversite hastanelerimiz tabii var. Bu Üniversite bir kültür. Sadece bu bir kültürü oturtmamız lazım. Biz kesinlikle tabii çok geçmişten benim babam mesela en üzüldüğüm şeydir. Ben babama çok aşık bir insandır. Hani beni takip edenler bilir ve ben babamın o gülüşüne çok hayranım. Ama benim babamın dişleri Babadağ, Denizli'de Babadağ'da bir suların kireçsizliği bir şeylerden. O zamanki folik asit hiçbir şey yok. Benim babamın dişleri çok sarı ve hiçbir diş uzmanı yani ne olursa olsun bazen beyazlamayan dişler vardır tabii ya. Var, tabii. Ne zaman babamın dolu dolu bir gülüşlü fotoğrafını yüklesem sen önce işte onu yaptırana kadar babanın dişlerini yaptır. Ya ne kadar ağır bir yorumdur. Evet. İşte bu geçmişten kalan babalarımızın o zamanki aileler belki bilse öyle bir tedavi evet vermedikleri ama için çocukluktaki şimdi, diş eğitimine babamın dişleri öyle şu an. Evet. Şimdi estetik çağındayız. Siz mutlaka sosyal medyada bu kadar aktifken bunu görüyorsunuzdur. Görüyorum. Herkes en güzel haliyle sosyal medyada olmak istiyor ve eğer bir tarafta bir eksiklik varsa onu tamamlarken sosyal medyada etkin olan kişilerde eksiklik gördüklerinde bunu söylüyorlar. İçeride konuşmamızda sizin üniversitede galiba tel taktırdığınızı Evet. söylediniz. Şimdi biz önümüzdeki hafta diş tellerini konuşuyor olacağız. Gerçekten mi? Evet.
Bu sorunlar ya aslında... Beni izleyen ergenler varsa ne olur lisede falan taktırın. Çünkü bravo, ben lütfen söyleyin. Açıkçası lisede bana çok söylemelerine rağmen bir türlü o özgüveni kendimde göremedim. Hep işte güzelliğim kaçacak, o beni beğenmeyecek. Tabii var şimdi işte genç kızlarımızda. Bende de hep oldu yani, hep bir estetik kaygısı. Evet. İşte komşunun oğlu bana öyle mi baktı, öyle mi baktı. Böyle bir kırıtma. Üniversiteye geçince o bir anda bir kendime gelen özgüvenle, hani onun dış güzellik değil, hani okuduğun kitaplar, oturman, kalkman, hani babam şey derdi, kıyafetinle girersin, konuşmanla çıkarsın. Aynen öyle. Onu üniversitede dank ettiği için bana, evet, o yüzden de kıyafetimle girip dişlerimle çıkmakta bir sorun görmediğim çağa girince ben... Harika. Dedim ki ben dişleri taktırayım. Süper. Tabii o da üniversiteye denk geldiği için. O zaman da şansıma çok güzel estetik diş telleri çıktı. Şimdi daha da güzelleri vardır illaki, ki ben olayı da abartıp böyle pembe, mavi falan diye taktırmıştım. Harika. Biz bunlardan bahsediyoruz. Tabii çok ki güzel diş telleri çıktı. Eskisi gibi böyle metal sırıttığında göze batan, benim hiçbir sıkıntım olmayan bembeyaz, hani dişimle hiçbir estetik bozuntusu olmayan bir diş telim vardı ki sonrasında ben iyice dediğim gibi abartıp pembeli mavili lastiklerle, evet, rengarenk öyle kıyafetime uygun. Tuttuğu takıma göre. Aynen. Yani istediği takım rengiyle de telleri takan. Bu, aslında burada gençlere şunu söyleyebilir miyiz? Biraz önceki cümleyi kaçırmak istemiyorum. Aslında özgüveniniz sadece görsel, tabii ki çağımız estetik, evet, çağ ve sosyal medyanın çok güçlü olduğu bir çağ ve sosyal medyada herkes mükemmel çünkü filtreler mükemmel, evet, ama gerçeğe geldiğimizde karşılıklı ne kadar güzelsiniz, ne kadar güzeliz, ama daha ziyade aslında karakterimiz, kişiliğimiz ve aslında doluluğumuz. Dolayısıyla yatırım birazcık onu olduktan sonra dişin üstündeki tel özgüveni, tam tersine yurt dışında hep öyle derler, cool çocuk, cool kız. Ne kadar özgüvenli tel taktırmış, evet, üstüne. Bu birazcık daha cool ifadeye bürünüyor. Dolayısıyla aslında buradan mesaj verebiliriz. Zorlamayla değil, ama bir süre sonra zaten kendiniz yaptıracaksınız. Hazır aileniz yaptırıyorken bence diş tedavilerini yaptırın. Evet, bilemiyorum. Evet. Yani benim düğün davetiyem de sponsorlarımız diye anne babamın fotoğrafını koymuştum. Yani çok evet. Yani öyle şunu demek istiyorum. Sponsorlarınız var. Henüz sponsorlarınız anne babanızken sonra, evet, sosyal lütfen medya sponsorlarına düşebiliyor. Eğer bir influencer değilseniz, değil, anne, evet, babanızı bir sponsor olarak da dişleri ya yaptırın. Şeyi duydum, sizin dişlerinize de takılmışlar. Ay evet galiba. Ya demin ya şimdi benim şöyle bir durumum oldu. Benim bu kartalın geçmişinden ötürü tabii ağır durumlardan geçtim. Evet. İşte ben hastanede 18 ay onunla birlikte yaşayınca bir 110 kilolara çıktım. Hı hı. Sonrasında bir tüp mide ameliyatı geçirdim. Kilo verdim. Sonra ben iyice daha da kendim kilo verdim. İşte karın germe. Ben biraz Ajda Pekkan hastalığına yakalandım. bana geldi gelenden. Hastalık demeyelim. Yok, sendrom diye. Yani, hastalık derken bir esprisine değil, söylüyorum bir, ama. Evet. Hani o arkadaşlarım da öyle takılıyorlar bana. Kendime yatırım yapmaya başladım daha doğrusu. Ya ben evladım için elimden geleni yaptım ve yapıyorum. Ama kendimi de onun yanında sağlam ve iyi hissetmeye de ihtiyacım var. Ben yanmış, yıkılmış, bitmiş bitap bir 110 kilo av görmek istemediğime karar verdim. Bravo. Ki benim işim de sahne. İşte ben yeri geliyor, ben de çocuk programı yapıyorum, televizyona çıkıyorum, sahneye çıkıyorum, ama fark ettim ki benim oralara çıkacak özgüvenim kalmadı. Yani aa, o bana davet geliyor, ben bahane buluyorum. Niye? Çünkü ne giyeceğim, ne yapacağım? Hı. İşte evet, o eski ahudan eser kalmadı. Niye? Eski ahunun yetenekleri yok mu? Eski ahu içi için hala kıpır kıpırım, hala neşeli ahuyum, ama neden dedim bunu kendime yapıyorum. Hı hı. Sonrasında da başladım geriye dönmeye. Eski ahuyu geri almaya. Çünkü oğlum şu anda olsun, hani hayatta ona şu anda verebileceklerim terapilerle sınırlı. Hı. Benim ona daha fazla verebileceğim en iyi şey enerji. Hı. Ben o yanmış bitmiş arkasında ben senin için 110 kilo oldum diyecek bir anneye ihtiyacı yok. Evet. Sonra iyileştiğinde de ben onun yüzüne, çoğu oluyor, çoğu ailede oluyor, ben senin için nelerden vazgeçtim biliyor musun diyecek ki vazgeçmeyeydin. Evet. Aşık ama olacak gidecek bir kıza. Çocuk, bu ne bileceğim ben şimdi? Bu sadece aslında tabii ki. Ay inşallah. İnşallah. Sadece sizin çocuğunuz için değil, aslında çok bütün anneler aynı şeyde olmalı. Yani ben sonrasında annenin, o geline mi düşman olayım? Sevgisine ihtiyacı var çocuğun. Yani anne var olsun, iyi olsun ve çocuğunu sevsin, kollasın. Buna ihtiyaç şimdiki var. Şimdiki projem kendim. Saçımızı süpürge etme devri bitti galiba. Yok, bitti. Yani, İyi halimizle örnek olma ve sağlam durma, evet, devri başladı. Belki de bitti derken ben
burada da sosyal medyada örnek oldum ve çok tepki de çektim. Bunda da bir tuhaflık oldu. Yani bana neler yazdılar da hiç umurumda değil. Yani hani onlara göre özellikle kendi ülkemizde acılı anne modeli çok farklı bir anne. Evet. Bana geçen gün bir hanımefendi şey yazdı. Biz seni öyle işte yoğun bakımda evladının başında dimdik duran anne olarak tanıdık. Bu ne hal? Evet. Yoğun bakımda değil ki çocuk. Başka değil, bir çocuğun evet. başında mı dimdik durayım ben? Aslında şimdi ben ne yapayım? Ben anlamadım ki. Mahalle baskısı, şimdi sosyal medya baskısı. Ki, mahalle baskısı yoğun bu. Bakımdayken de fönümü çektirdim. Hiç evet. Almancam yok. Google Translate'ten dip boya nasıl yapılır falan gittim Alman kuaförüne. Boyamı da yaptırdım. Çünkü önce ben iyi olacağım, sonra çocuk iyi olacak. Kesinlikle. Ha geleceğim ki sosyal medyada ne oluyor? Şimdi ben 110 kilo verdim işte 50 kilo, 110 kilo verdim tabii. Oralardan düştüm, onu yaptırdım, bunu yaptırdım. Hatta en son işte yüzüm çok küçülünce burnum büyük kaldı falan. Burnumu da düzelttirdikten sonra yeni sıra şimdi şeye geldi. Ona denk geldi. O yüzden de konuk değilim onu söyleyeyim de. Yok. Demin biz de onu konuştuk. Biliyorlar izleyen geldi. Seyircilerimiz. Benim bu bir programı... de dişimi yaptıraydım. Evet. Ben dedim ki hocam ne var ya dişi? Ya hepsini konuşacağız zaten. Benim bu programı yaparken ki mantığım şuydu. Hastalarım oturduğunda biz çok çeşitli sohbet ediyoruz. Evet kilosu olan insan, estetik endişesi olan insan, bağışıklık sistemi sorunu olan insan... Her türlü çocuğundan bahseder, ondan bahseder. Bu arada bu programda hepsini konuşuyor olacağız. Gördüm. Siz de onunla başladınız. Şeyi de sevmiyorum ben. Hani ben sosyal medyada da çok delikanlıyımdır. Ay ben nefes alamıyorum. Burnumu mu bir gittirsem hani deyip de bu nefes alamıyorum deyip de burnumu yaptırıp çıkanlardan da değilim öyle ben. Hakikaten bende de şöyle oldu. Ben burnumu yaptırmaya gidip nefes alamıyorsun ki dedi doktor. Yok ya öyle. Alıyorum ben. Peki dişlere hani, neler yapabiliriz? Şimdi de bana ne bilmiyorum. Var mı gerek? Yani şöyle tabii ben bir hekim olarak baktığımda çok var. Güzel. Tek de... Bir şey söyleyeyim. Kadın kadaya var ama ya. Var mı söyleyeyim? Var çünkü ben estetik delisi olduğum için bilen tesadüf sohbet sırasında hocam evet. dedim bana da bir de böyle yazıyorlar ben de diyorum ki üstüme gelmeyin ne alakası var. Evet ama onlar neyi görüyorlar ben belki onu söyleyebilirim. Bir tarafta mesela alt dişlerde uzunluk bir tarafa doğru böyle bir yani bir asimetri görüyor olabilirler. Evet olabilir. Biz kendi dişlerinizi koruyarak ne yaparıza bakarız aslında. Yani sizden aldığımız ölçüyü dijital planlamaya yollarız. Belki de kendi dişlerinizle şeffaf plaklarla çünkü çok korkuyorum düzeltiriz. Ben o işten. Yani hakikaten müdahaleler. Neyden benden bir tane daha. Şimdi hocam şeyden ben hadi burnuma bakalım. Da dediler. Burnunuzu da işte ben burnumdan çok korkuyorum. 15 doktor gezdim yani burunla ilgili. Çünkü demin de söylediğim samimi bir durumum var benim. Biz şimdi çok takipçili sosyal medyada olan insanların bu tarz işlerde bana diyorlar ki o kadar masrafınız var bunlara nasıl para buluyorsunuz? Ben bunların çoğuna açıkçası zaten para vermeden yaptırabiliyorum. Hı hı. Neden derse işte şansımız oluyor reklam karşı ama bunun reklamı olmaz. Ben aynen hep öyle. Diyorum ki ben tüp midede de işte burunda da o kadar çok doktor gezdim ki bunu bedava yapandan öte kim en iyisini yapıyor? Çünkü sana alkışlamak istiyorum. Ne? Çok doğru. Kesinlikle. Yalan mı? Çok çünkü doğru. Ben çok sorun benim 500 bin kişiye karşı bir sorumluluğum var. Nerede yaptırdın dediklerinde kesinlikle. Bana bedava yapıp en güzelini yapacak olabilir. Evet. Çünkü bana özenecek olabilir o tabii, senin reklam yüzün. Tabii, ama tabii. Sonra aynen öyle. Onca insanın hakkına girersem ne olacak? Bravo. Baba yani bir sürü yamuk burunla bir sürü işte yamuk yani hele hele tüp mide ameliyatından kuruşu kuruşuna ben cebimden ödedim Allah evet. var yukarıda. Çünkü evet. Çok riskli bu. Ameliyatlar bunlar. Aa kedi geldi. Evet bizim kedimiz stüdyo. Bu. Bu kedimiz ya. Aa, şaka gibi. Gel. Gel. Geliyor. Bak, geliyor tabii, vallahi çok geliyor. Bize. Gel. Gel hamile yine evet. hamile. Aa. Her sene doğuruyor tabii. Ben anne gel. Olmayı yaparken gel. Hamileydi işte bir dakika. Gel benim, bakalım. Bulduğumda da hani ölümüne savunurum. Biz bunu hiç bilmeden bugün bu konuyu konuşuyoruz. Benim asistanım size de söyledim mi? Hocam evet. bilerek mi sizi çağırlar? Çünkü aa, ben yok, şimdi... Benim asistanım direkt sizi şey olsun diye burada... Tabii... Hani havalıyız kız. Ya evet. Asistan. Biz şimdi... birbirimize hiç muhatap değiliz. Şimdi ben iki tane... Diyecekler kadınlara bak. Ama yok yani lütfen bana onay vermedi. Onay vermediğim hiç kimse olmaz. Berrakcığım. Onayladık kadıncağıza baktık bu. Yok. Kadınlar havanız batsın da izleyen ya, de öyle diye gördüm. Bir yaştan sonra açıkçası artık yardımcısız ilerlemek o kadar zor ki. İki çocuk, üç çocukla biz evet. nasıl yapacağız? Hem iş hem o onlar bunlar zor işler. Ama diş olarak ben duydum ve çok şaşırdım. Ama bana sorsanız her zaman kendi dişimizi koruyarak neler yapabiliriz? Evet, korkuyorum. Bunun için ama önden benim önerim.
önden bir planlama ve sonucu baştan göreceksin. Alıyorum sözü o zaman. Evet, baştan. Alıyorum sözü. Ben bilemem. Kesmeyin ben buraları. Alıyorum benim kendi bir çekimim. Ben gerçekten göreceğim. Mi? Önce ben ne yapacağımı ve sonucu tabii, ben göreceğim. Ben sonuççu, tatmin edici ve mutlu olmayacağım bir sonuçsa ben başlamamayı tercih ederim. Onun için yöntemlerimiz var. Merak ediyor musunuz? Ediyorum. Ben beyaz diş hastasıyım ve o yüzden de sırf dişler zaten beyaz. Sigara kullanmam, kahveye dikkat, sağlığa zararlı. Ama tatlıyım ben. Sağlığa zararlı. Yani sağlığa zararlı. Dişe hepten zararlı. Benim gülüşüm sararacaksa ben mümkün değil yani. Burada önemli olan önce belki şeffaf plakla yapılabilir veya minik müdahaleler bondingle, yani dolgu maddesiyle Allah Allah. İç dişlere dokunmadan simetri sağlanabilir. En son noktada belki kırma dökme olmadan ya. Evet, her türlü yöntem neler olmuş var. Ayol. Bunların hepsini işte anlatalım. İnsanlar gerçekten bunları öğrensin istiyorum. Ben şey korkuyorum istiyorum. Hocam, ben ağzım burnum kırılacak, dökülecek, yamulacak, öyle kalacağım. Yöntem hani. Çok. Kim insan diyor ki benim bütün işlerimi kesin sıfırdan olsun. Yani içimiz acısa da çok ısrar edildiği noktada sonuca bakarız. Ama sonuç güzel olacaksa. Siz de belki şeffaf plakla... Ben size plakla... güvenirim mesela. Sizin dişleriniz çok güzel. Ama bazen çok affedersiniz. Ben Almanya'da da yaşadığım için. Almanya'da özellikle diş hekimleri çok reklam veriyor. Evet evet. Dişleriniz gelin pırlanta gibi olsun. Kendi İnsan dişi kötü. Annem senin dişin... Yani önce kendi dişine bak. Terzi söküğünü dikemez. Ama yine de estetik anlayışı belli bir şeydir. Ya şöyle. Tabii ki sonu yok estetiğin. Ama önemli olan o simetriyi, o güzelliği, o hoşluğu. Yani siz bu kadar güzel bir, hoş bir hanımken dişler eğer birazcık ona engel oluyorsa onu biraz toparlarız. Veya kimse için değil, kendiniz için. Evet, ben zaten şimdi her şeyi kendim için yaptım. Değil, siz istiyorsanız. Ama bir yandan gaza geliyor insan işte. Burnum güzel diyordum. Işte, 6 ay güzel dedim. 7. ay çat dedim, ameliyata girdim. Yani evet. Bile belli olur. Ama birileri söyledi diye olursa problem çıktığı zaman başkasını suçluyoruz. Halbuki siz istediğinizde, hazır olduğunuzda sonuç da güzel oluyor. Aynen. Siz de ne istediğinizi bileceksiniz. O yüzden 15 hazır doktor olduğunuzda gezdim. Bekleriz. Hazır olduğunuzda zihinsel, ruhsal. Evet, Nasip Çok eğlenceli değil mi? Evet, çok ben eğlenceli. Ben kahkahalarla yaptım. Ben de sen ama zor tutuyorsun kendini. Ben yok bir püskürttüm demin de. Böyle bir püskürt oldum. Kedimiz bile geldi. Daha ne olsun yani. Neden yapalım? Bir şey söyleyeyim mi? Hastasıyım dedikten sonra bana, benden ona bak böyle oldu. Değil mi? Çünkü ben neyim? Ben hastayım. Tabii. Ben hasta evet. Konumundayım burada. Evet. Onun için ben de mesela dedim ki evet. Benimkilere bakıyorum. Önemli. Estetiği sever. Ben estetik değilim. Evet. Ama korkar. Ve hastam her türlü var orada. Her şey var. Ama biliyor ki ona bile radikal bir şey yapmadan önce onun hazır olması gerekiyordu. Tabii. Diş hekimi korkusu olan birini zorla oturtabilir misin? Oturtursan ama çok hüsran istiyor. Olur. Yani öyle şöyle düşünelim. Tabii. Ölüyor yaptığım evet, için yaptım. Ama. Evet, kadıncağız ölüyor ama uyuturak korkusu. Yaptım bu arada. Çok komik. Evet. Çok en sevdiğim şey yaşıyoruz. Benim de mümkünse bayıltın. Bana diyor narkozdan korkmuyor musun? Olmuyor. Ya beni uyutun. Bu narkoz değil üstelik yani sedatif yok, bir şey. Sedasyon. Çok da kolay. Değil mi? Peki bile. Şimdi Kartal iyi mi? Her şey yolunda mı? Şimdi şöyle bir sürece girdik. Biz Kartal 2017 Kasım'da, 19 Kasım'da kalp nakli olduktan sonra nakil beklerken beyin kanaması geçirip felç olmuştu. Bunlarla ilgili birçok engel yaşadık biz. Hatta 22 Ocak'ta işte şey oldu. 4 yıl oldu işte taburcu olalı ama taburcu olduğumuzda bize hamur gibi bir bebek teslim ettiler. Yürüyemeyen, konuşamayan, karnından besleyen. Haliyle biz adım adım önce onun yürümesi, elinin kolunun tutması, bir sürü fizik tedaviyle uğraştık. Tabii ki arkadaşlar bu süreç maddi olarak da şöyleydi. Bizim hep Türkiye bizi para toplayıp ameliyat olan bir aile olarak tanımıştı ilk başta ama bundan sonraki süreçte tamamen biz yalnızdık. Bu tedavileri Almanya'da devam etmek bizim tercihimizdi. Çünkü doktorlar bizi orada kalmamız için uyardılar. Biz de tercihen orada kalmaya karar vererekten tabii Euro'yla Türk parası ve Euro savaşına girdik. Yani kendi adımıza biz burada işimiz olduğu için Türkiye'de ben müzik okulunun başına geri döndüm. Levent avukattı, oraya döndü. Biz kendi tamamen tercihimizi yaptık. Böyle böyle ilerledi Peki süreç. Neden Almanya'da? Şimdi geri geldik. Tedavi oldunuz. Şu sebepten hep bunu soruyorlar. Buradaki hiçbir doktorun yapamayacağı ya da hastanenin yetersizliğinden değildi bizim sürecimiz. Çünkü bizim doktorlarımız çok iyi. Aynen. Evet. Şunu söyleyeceğim, bizim bütün doktorlarımız Türk. Almanya'daki. Ha, şimdi oldu. Çünkü Almanya'dan bize gelirlerken sizin ne işiniz var diye Şöyle, sordum.
ne işimiz var? Bizde şu anda organ bağışı ile ilgili bir sistem yok maalesef. Hmm. Yani orada gereklilik ve orada bulundu benim bildiğim kadarıyla. Evet, Belçika'daki o dönemde, bir bebeğin kalbini yaşıyor. Evet. Orada da 4 ay bekledikten sonra oradaki sisteme dahil olduk. Orada bir Eurotransplant Bankası var. Hmm. Orada bir sistem var. Yani bir organ bağış bankası var. Hmm. Ve sadece Almanya'daki bağışları beklemiyor o banka. Hmm. Evet. Avrupa Birliği'ne bağlı. Euro, yani Avrupa Birliği'ne bağlı tüm ülkelerde hangi bebek ölür ya da insan ölür ve yani organını bağışlarsa orada sistemde en acil hangi bebeğe gerekiyorsa bir jet kalkıyor. Bize Almanya'dan bir jet kalktı. Öyle organize eder. Belçika'ya gitti. Oradan pazar sabahıydı hatta yani. Hiç doktorlardan da Allah razı olsun. Bizim izin günümüz falan. Doktorların zaten hani dünyada öyle bir hakkı yok. Bir Türk doktor Bedriye Hoca ya kalktı jetle gitti. Çocuğun ameliyatla kalbini aldı. Dondurucularla hatta benim karşıladığım video hep yayınlandı. Aa şoka girdim. Ben hatırlıyorum onu. Evet. Hoş geldin. Hoş geldin. Bir reklam arası vermek zorundayız. Daha fazla uzatamıyorum. Çok özür dilerim. Tabii. Bunu konuşmaya devam edelim. Bu süreci ben çok iyi hatırlıyorum. Dün gibi siz yaşarken tüm Türkiye yaşadı. Enteresan bir şekilde. Biz gerçekten Kartal'ı kendi çocuğumuz gibi, kendi kardeşimiz gibi hissettik. Sağ olun, bu da çok güzeldi. Mesela Türklükle gurur duyduğum durumlardan biriydi. Kesinlikle. Bir tanesi de hazır annesi buradayken de Kartalcığımın da nezdinde bunu söylemiş olalım. Reklamlar sonrasında buradayız. Evet, reklamlardan sonra yine birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz namı diğer müzisyen annemiz. Çok güzel konulardan bahsettik ve şimdi çocuğumuz ne durumda? Onu çok merak ediyoruz. Kartal dediğim gibi işte 4 yıl oldu taburcu olalı hastaneden. Çok şükür nefes alıyor ancak birçok engeli aştık, yürüyor. Kolları ayakları tutuyor. Hala Pegle. Pegle zaman zaman besleniyor ama ağızdan ben verdiğim zaman yiyebiliyor bazı gıdaları. Maalesef şu sıralar şeyle uğraşıyoruz. Biz işte histamin alerjisi çıktı. Onun dışında da bağırsak florası bozuldu. Hı hı. Kullandığı nakil sonrası ilaçlardan ötürü iki hafta isterse iki hafta kabız oluyor. Hı. O yüzden de şimdi bağırsak sıfırlıyoruz. O da onda bir asabiyet, iyice bir şey yarattı. Ben bu süreçte Almanya'da, burada Türkiye'de okul işletip Almanya'da o tedavi gördüğü için ikisine yetişemediğim için eşim orada işe girdi. Kartal'ı Türkiye'de yanıma getirdi. Hı hı. Ben burada onun terapilerine devam ediyorum. Neden Almanya'da kalması gerekiyor demin konuşurken sorunuza da cevap vermek isterim ki maalesef ki Kartal ikinci bir kalp nakli olacak arkadaşlar. Ve ben 5 yıllık bu süreçte gördüm ki maalesef bunu ne yaparsam yapayım Türkiye'ye bu organ bağışı bilincine oturtamadığım için kendi evladım adına kaygılarım var. Bu anlamda da tekrar biliyorsunuz biz çok ciddi bir bedel para toplayıp orada bu ameliyatı yaptırmıştık. Bir kez daha bu riski alıp ve bu sürece girmek istemediğimden sınırsız oturum başarabilirsek ne yazık ki Alman vatandaşlığı bile olabilir. Hiç sorun değil evladım için hani ben çifte vatandaşlık da var. Almanya'ya yerleşiyoruz. Bravo yani takdir ediyoruz anne olarak sizi hakikaten. Ama elimi de buradan çekmem. Buradaki evlatlar da benim evladım. Ben kendimce organ bağışını haddim olmayarak bir vizyon hepsinin annesi olarak üstlendim. Evet. İnşallah sistemler her zaman geliştirilmeye inşallah açıktır. İnşallah halledeceğiz. Sağlık tabii ki çok önemli. Bizim sizinle alakalı diş sağlığıyla ilgili müzikleriniz, o keyifli şeylerinizle biliyoruz. Her zaman bu devam edecek mutlaka. Çocuğun dişlerinde bir sorun var mı? Çünkü beslenmede sorun var ve bağırsakta sorun varsa... Dişte ve yemekte de sorun yaşıyordur. Dişleri çok inci gibi çıkmıştı. Hı-hı. Ancak zamansal demir eksikliği oluyor ilaçlardan ötürü. Evet. Kararmalar başladı. Evet. Biz çok sık fırçalamamıza rağmen bizim öngöremediğimiz bazı dişte kararmalar var. Bu da dediğim gibi demir eksikliği. Evet. Biliyorsunuz bir de tabii bir de immün sistemi baskılayan ilaçlar da tabii ki tüm sistemi etkiliyor. Evet, o çok özel bir durum. Kendi içinde çok kompleks hani bağırsağı, diş sağlığı, immün sistem baskılanması ama gibi bizim ama bizim için o bile ciddi bir sorun. Dişten kaynaklanacak bir enfeksiyon yine kalbe etkileyebilir. Kesinlikle kalbe durur. Tam da onu aynen söyleyecektim öyle. Ki nakilli hastalarda diş sağlığı daha da önemli yani. Kesinlikle. Ufacık bir enfeksiyon kalbe gidebiliyor. Aynen. Dolayısıyla çok hassas bu konuda. Ama tabii bilinç çok önemli. Sizin gibi bilinçli bir annenin bunu yönetiyor olması. O yüzden biliyor musunuz Allah bana bilerek belki de ben bilinçli anneyim diye ortalığa düşmedim ama en azından sesimi çok duyurabilen bir anneyim sosyal medyada. Bu bilinci insanlara yayabilecek kapasitede olduğum için birçok şeyi
paylaşıyorum ve birçok şeyi insanlarla paylaştığım için de Rabbim belki birçok şeyde böyle birçok çocuğa ve anneye şey oldu. Ve bu konularda aslında insanların sorgulamalarına oldu. Da hem desteklemelerine hem sorgulamalarına da sebep oluyorsunuz. Evet, birçok konuyu konuştuk. Çocuklarda diş fırçalama alışkanlığından aslında biz de yetişkinlerde estetik ve diş estetiğini. Ayağınıza sağlık, çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür keyifli ederim. Bir sohbetti. Görüşmek üzere. Umarım Kartal'ın çok güzel haberlerini alırız. Takip etmeye devam edeceğiz. O zaman ne diyoruz? Önce anne mutlu, sonra çocuklar. Kesinlikle.